Değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizlerle bir araya gelmemizin sebebi, Adalet Kalkınma Partisi ve MHP tarafından meclis başkanlığına sunulan salı günü ve bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan sosyal medya düzenlemesidir. Salı günü hep birlikte Adalet Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilinin savunmasını izledik. Sanki Türkiye'de internet güldür güldür akan bir suymuş ve bunun önüne bir musluk takacaklarmış gibi basit bir savunmayla ve özensiz bir teklifle karşılaştık. Ben de hafızalarımızı tazelemesi açısından daha iki gün önce Hürriyet Gazetesi'nin 26 yıllık tecrübeli bir yazarının Twitter paylaşımı yüzünden ifadeye çağrıldığını hatırlatmak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'nın en geci 8 yıl önce atılmış, en yenisi de 3 yıl önce atılmış tweetlerinden dolayı, FETÖ elebaşısını eleştiren tweetlerinden dolayı yargılandığını hatırlatmak isterim. Şöyle küçük bir internet taraması yapsak, her gün onlarca vatandaşımızın tweet paylaşımları yüzünden ifade vermeye çağrıldığını, hatta günün ilk ışıklarında gözaltına alındığını hatırlatmak isterim. Neden bu hatırlatmaları yaptım? Çünkü 56-51 sayılı kanun aslında dünyada uzun zamandır tartışılan ve eleştirilen kanunlardan biriydi. Bir de Türkiye'nin dünyada akredite kuruluşların yapmış olduğu ifade özgürlüğü değerlendirmeleri içinde en son sıralarda yer aldığını da gördüğümüzde Türkiye'de böyle bir düzenleme yapılmasının neler getireceğini hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Şöyle bir bakış açısı var iktidarın. Almanya'da var, bizde neden olmasın? Bu anlayışın özellikle sorunlu olduğunu söylemek istiyorum. İşlerine geldiği zaman Avrupa standartı diyen iktidar, işine gelmediği zaman da bütün standartları yok saymaktadır ve hükümsüzdür demektedir. 56-51 sayılı kanun 2007 yılında uzun bir çalışma sonunda çıkarılmış. Zaten çok fazla eleştiri alınan bir kanun ve bugün de oldu bittiye getirilen, hiçbir değerlendirme yapılmadan, sürecin paydaşlarıyla paylaşılmadan, muhalefetle görüşürken de önce meclis başkanlığına teklifi verip sonra muhalefete siz de buna bir bakın diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz bu sürecin eğer Almanya örneğiyle değerlendirilmesini istiyorlarsa Almanya'da olduğu gibi 2015'te başlayan tartışmaların yıllarca sürdüğünü, özellikle ifade özgürlüğü, internet erişimi ve kişisel haklar dengesinin birlikte değerlendirildiği süreçlerin Türkiye'de de yaşatılmasını isterdik. Hatta bunu iktidar temsilcilerine, Cumhur İttifakı temsilcilerine söyledik. Geçen hafta biliyorsunuz dijital mecralarla ilgili bir ihtisas komisyonu kurulmasına karar verildi. Bu hafta içinde de yasalaşacak bu teklif ve dijital mecralarla ilgili yeni bir ihtisas komisyonu oluşacak. Böyle bir komisyon oluşturulmuşken bu kadar önemli, milyonlarca vatandaşımızı etkileyen, ki Türkiye'de artık neredeyse 50 milyondan fazla vatandaşımız farklı sosyal medya mecralarını kullanıyor ve yakından takip ediliyor. Bunları görmezden gelerek, ihtisas komisyonu kurulmasını da görmezden gelerek oldu bitti yöntemiyle, ben yaptım oldu yöntemiyle bir düzenleme meclis başkanlığına sunulmuştur. Bugün de Adalet Komisyonu'nda değerlendirilecek. Salı günü iktidar temsilcileri biz de meclis başkanlığına ulaşınca bu teklifi aldık. Biz de görüşmek istediler. Bilmediğimiz bir teklifle ilgili değerlendirme yapmayacağımızı söyledik. Sonra uzman arkadaşlarla ve yöneticilerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucu da teklifin Türkiye'deki internet kullanıcılarına, sosyal medya kullanıcılarına ciddi bir sansür getirdiğini gördük ve
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu teklifi desteklemeyeceğimizi defalarca iktidara anlattık. Ama gerçekten başarılı bir teklif hazırlamak istiyorsanız, Türkiye'de dijital mecraları, sosyal medya mecralarını doğru düzenleyecek bir çalışma yapmak istiyorsanız, gelin bütün muhalefet partilerinin katıldığı, üniversitelerin katıldığı, uzmanların katıldığı, hizmet sağlayan firmaların katıldığı bir komisyon kuralım ve aylarca, yıllarca yaptığımız çalışmalar sonucunda bu işi çözelim dedik. Ama her zaman olduğu gibi muhalefetten gelen tekliflere hayır diyen bir anlayış var. Özellikle Almanya ve Fransa örneğinden bahsediyor iktidar. Ama Almanya ve Fransa örneğinin de başarılı olduğuna dair herhangi bir sonuç paylaşılmamış. Ayrıca biz de bu örnekleri incelediğimizde gördük ki Almanya'da bir tane bile haber sitesi yaptığı haberden dolayı kapatılmamış. Ama Türkiye'de bu örnekleri saymakla bitiremeyiz. Fransa'da Anayasa Mahkemesi özellikle internet erişim hakkına yapılan ihlalden ve ifade özgürlüğünde yapılan ihlallerden dolayı bazı maddeleri iptal etmiş. Adalet Kalkınma Partisi bu iki ülkenin örneğinin arkasına sığınarak bu yasayı geçireceğini zannediyor. Ama Türkiye'de yapılan bütün değerlendirmeler 56-51 sayılı kanunun ne kadar sorunlu olduğunu her fırsatta ifade ediyordu. Bir de bunun üzerine şimdi yeni yaptırımlar getirilerek aslında Türkiye'de sosyal medya firmalarına diz çektirme çabası devam ediyor ve bunu ben yaptım oldu anlayışıyla hayata geçirip Türkiye'deki milyonlarca genci her fırsatta seçim dönemlerinde akıllarına getirip övgüler düzdükleri ve özgürlük sundukları gençleri iktidarın unuttuğunu hatta sosyal medyaya bile giremeyecek hale getireceğini düşünüyoruz. Değerli basın mensupları, neden bu düzenleme bir sansür düzenlemesidir dedik ve bu düzenlemenin 12 Eylül darbecilerine rahmet okutacağını düşünüyoruz. Bunu size ayrıntılı olarak açıklamak isterim. Bu düzenlemede öncelikle sosyal ağ sağlayıcılarıyla ilgili bir tanım yapılmış. Bu tanım o kadar özensiz yapılmış ki yargı tarafından nereye çekseniz oraya gidebilir ve vatandaşların bireysel iletişimleri bile bu sürecin içine dahil edilebilir. Bu eksikliği dile getirdik. Aynı zamanda temsilcilik meselesi var biliyorsunuz. İktidar bu kadar basitleştiriyor meseleyi. Diyor ki bir temsilcilik açılacak. Bunun neresi kötü diyor. Tabii bir temsilci olmasında hiçbir sorun yok. Ama temsilcinin yerinin tarif edilmesi, Türkiye'de olunacağının söylenmesi aslında sansür sürecinin bir başlangıcı olacak. Şöyle az bir geriye gidip, tarihte az bir geriye gidip bir değerlendirme yaptığımızda, hafızamızı tazelediğimizde görüyoruz ki bu mecralar, medya kuruluşları defalarca hedef olmuş. Böyle temsilciler defalarca hedef olmuş. Bunların can güvenlikleri hiçbir zaman korunamamış. Bununla birlikte Türkiye'de koca koca gazetelerin önüne Adalet Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Başkanlarının gidip camları, çerçeveleri kırdığını gördük. Böyle bir süreçte, özellikle de yargının bağımsız olmadığı bir süreçte böyle bir temsilcilik açma zorunluluğu aslında hemen 5 adım mesafeye gönderilebilecek, baskınları sağlayabilecek güvenlik güçleri ve veri güvenliğinin de yok olmasını sağlayacaktır. Hele de idari para cezalarına baktığımızda, yani ofis açmazsanız verilecek idari para cezalarına baktığımızda görüyoruz ki iktidar inanılmaz bir hesap bilmezlikle ve caydırıcı olmaya yönelik bir düzenleme değil, aslında sosyal medya platformlarını caydırmaya yönelik bir uygulama içindedir. Diyoruz ki bilgi çağındayız, bilişim çağındayız, gelecek teknolojide diyoruz. Ama buna karşılık gençlerin, özellikle Z kuşağının, Y kuşağının aktif olarak kullandığı, aslında Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın aktif olarak kullandığı mecraları Türkiye'den kaçırabilecek düzenlemeleri de hayata geçirmekten çekinmiyoruz. Bu nasıl bir
anlayıştır. Nasıl Türkiye çağı yakalayacak, Türkiye'de yaşayan gençler nasıl üretecekler, bilgiye ulaşacaklar, özgürce düşünecekler ve bunun sonucunda ülkemize katma değer yaratacaklar. Biri bunu bize izah etsin. Hele de bant gelişliğini daraltma meselesi. Bu konuyu da biraz açmak isterim. Tabii iktidar bunu da basitleştiriyor. Diyor ki bütün adımlarını da size uzun uzun açıklayacağım. Diyor ki işte önce para cezası vereceğiz. Eğer ofis açmazlarsa ve Türkiye'de çalışmaya devam ederlerse. Sonra reklam yasağı getireceğiz. Sonra da bant genişliğini önce %50'ye kadar sonra da hakim kararıyla %90'a kadar daraltacağız diyor. Bant genişliğini daraltmak tam da şu demek. 4 şeritli bir otoban düşünün. Bunun bir anda tek şeride düşürülmesi ve bu doğrultuda oluşan trafik sonrasında da bu mecralara girmeye zorlanan kullanıcıların süreçten çekilmesi, belki zaman içinde de bu sosyal medya ağlarının da Türkiye'den çekilmesi. AKP iktidarının bu konuda çok örnekleri var. Wikipedia basit bir URL engellemesiyle aslında engellenecek sayfaları engellemeden 2,5 yıl boyunca Türkiye'de tamamen kapatıldı. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla açıldı. Yine YouTube yıllarca kapalı kaldı ülkemizde bu uygulamalar sebebiyle. En küçük bir davanın Anayasa Mahkemesi'nde sonuçlanma süresi 2,5 yılı, 5 yılı vuruyor. Bu arada vatandaşlarımızın internete erişimi engelleniyor. İdlib'de 33 şehidimiz oldu. Hatırlayın, bir anda Facebook'a, Book'a, Instagram'a, Twitter'a giremedik. Halbuki bütün internet sitelerine girebilirken. Neden? Çünkü bant genişliği daraltılmıştı. Ve bunu dönemin başbakanlarından Binali Yıldırım 2016 yılında bu uygulamaları sıradan bir uygulama olarak dile getirdi. Yani biz işimize geldiğinizde özgürlüğünüzü kısıtlarız. İşimize gelmediği zaman da bunu açarız. Bunlar her zaman olur dendi. Yine reklam verme yaptırımından bahsetmişler. Biliyorsunuz pandemi sürecinde Türkiye'de artık bütün vatandaşlarımız e-ticaret sitelerini kullanmaya başladılar. İnternetteki hareketlilik 2,5 kat oranında arttı. Türkiye bu altyapıya yatırım yapması gerekirken, her fırsatta dile getirdiğimiz fiber internet altyapısını geliştirmesi gerekirken, vatandaşlarımızın internet okur yazarlığını güçlendirmesi gerekirken, gençleri bu konuda girişimler yapmak noktasında teşvik etmesi gerekirken, tam tersi bir düzenlemeyle interneti sansürlemeye çalışıyor. Burada da ticareti de engelleyebileceklerinin farkında bile değiller. Birkaç örnekle bunu size ifade etmek istiyorum. Örneğin Türkiye'de 1.7 milyon KOBİ sosyal medya mecralarından sadece biri üzerinden ticaret yapıyor. 1.7 milyon KOBİ, yani Türkiye'deki KOBİ'lerin %55'ini oluşturan KOBİ'ler bir sosyal medya platformu üzerinden ticaret yapıyorlar. Burada reklam veriyorlar ve bunun karşılığında kazanç elde ediyorlar. Bunların 2018 yılı içinde, bir yıl içinde ne kadar katma değer oluşturduğunu biliyor musunuz? 15.3 milyar TL. Peki Türkiye'deki ne kadarlık bir istihdamı sağladıklarınızı biliyor musunuz? 209 bin vatandaşımız bu sayede ekmek yiyorlar. 135 ülkeden ticaret yapan insanlar sosyal medya platformundan bizim KOBİ'lerimizi takip ediyor ve bunun sonucunda Türkiye'deki ticaret gelişiyor, dünyaya ticaret yapabiliyoruz. Peki iktidar ne diyor? Eğer sen bir Türkiye ofisi kurmazsan, ki bu platformlardan vergi alıyor, bu platformlardan dijital hizmet vergisi alıyor, bu platformlardan gelir vergisi alıyor. Sen eğer Türkiye ofisi kurmazsan ben önce para cezası yazarım sana. Sonra da reklam vermeyi kısıtlarım. O zaman ticaret durur. Umurunda mı binlerce insan işinden olmuş? Onların tek derdi muhalif sesler çıkmasın, iktidar eleştirilmesin. Bununla birlikte son olarak da biraz önce anlattığım
bant daraltması uygulamasıyla da aslında dünyada adil kullanım tarafsızlığıyla da uyuşmayan, internet erişim hakkını da engelleyen bir uygulamaya imza atmak istiyor. Tabii Adalet Kalkınma Partisi bu arada diyor ki servis sağlayıcılarını da Türkiye'de bulundurabilirsiniz. Bu bir tavsiye kararı ama bir yönetmelikle düzenlenebilme ihtimali olmadığı da belli değil. Yani teknik olarak mümkün olmayan, daha önce Rusya'da, Çin'de denenmeye çalışılmış ama pratik olarak uygulanamamış. Bunun için de yasada böyle muallakta bırakılmış bir madde. Yani servis sağlayıcılarını Türkiye'de bulundurabilirler. Bu da aslında yine FETÖ tekniklerine, FETÖ taktiklerine atıfta bulunmadır. Yani vatandaşların kişisel verilerinin her an elde edilebilmesi için kendilerine bir dirsek mesafesinde bir veri merkezi istiyorlar. Bir dirsek mesafesinde bir temsilci istiyorlar ki istedikleri gibi verilere ulaşabilsinler, sosyal medya platformlarını yönlendirebilsinler ve Türkiye'de haber alma özgürlüğünün önüne geçebilsinler. AKP bu düzenlemeyle ya benim fişlememe yardımcı ol ya da Türkiye'den çık diyor aslında bu sosyal medya platformlarına. Değerli basın mensupları, yine çok önemli konulardan biri erişim engellemesinin yanına içeriğin çıkarılması maddesinin de getirilmesi. Bu aslında toplumun kolektif hafızasının silinmesine yönelik bir çabadır. Ve bunu da şöyle basitleştiriyorlar. Diyorlar ki ne var, bu tüm dünyada var, vatandaşın unutulma hakkı. Peki nasıl oluyor bu? Sulh ceza hakimleri bir karar alıyor ve engelleniyor içerikler, biliyorsunuz. Zaten 56-51 bunu sağlıyordu. Hemen içeriği engelliyorlar. Hatta sulh ceza hakimine de gerek yok. Türkiye'de 17 kurum, Jockey Kulübü, Cumhurbaşkanlığı, Milli Piyango gibi 17 kurum istediği gibi içerik kaldırma kararlarını da alabiliyordu. İçerik engelleme kararlarını alabiliyordu ve bu içerikler engelleniyordu. Bunun yanına şimdi bir de içerik kaldırma meselesini getiriyorlar. Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu meselenin asıl gerekçesi de aslında şudur. İktidarın ayakkabı kutularından tutun, bütün yolsuzluk haberlerini kaldırma çabası aslında internetin hafızasını kaldırma çabasıdır. Bu maddenin esas gerekçesi nedir? Esas gerekçesi Adalet Kalkınma Partisi'nin FETÖ ile olan geçmişini toplumsal hafızadan silme çabasıdır. Özellikle de FETÖ'yü besleyip büyüttüğü günleri anlatan fotoğrafları rahatlıkla sosyal medyadan kaldırmak için böyle bir düzenleme içindedir. Tabii yine yer ve yer sağlayıcılarına bir tazminat sorumluluğu getiriliyor. Bu platformlar aslında yer sağlayıcısı. Bunlar içerik üretmezler. Dünyanın en büyük sosyal medya platformudur Facebook ama bir tane içeriği yoktur. İçeriği aslında bizler üretiriz. Yine Twitter bir tane içerik üretmez. İçerikler sonuçta kullanıcılar tarafından üretilir. Aslında iktidar o kadar dijital dünyadan, dünyadaki gelişmelerden uzaklaşmış ki sadece 3 sosyal medya platformuna yönelik bir düzenleme yaparak, onlara zaptu rapt altına alarak bu sorunların üstesinden geleceğini zannediyor. Ama dijital dünya o kadar büyük ki artık. Airbnb diye bir kuruluş var. Bir tane odası yok. Bir harç, bir kürek harçlık bir inşaatı yok ama dünyanın en büyük oteller zinciri. Facebook dünyanın en büyük içerik zinciri. Alibaba'ya bakıyorsunuz, dünyanın en büyük ticaret platformu ama bir tane dükkanı yok. İşte yine Uber'e bakıyorsunuz, dünyanın en büyük araçlar zinciri ama bir tane aracı yok. Ama iktidar bunların hepsine o kadar sığ bir bakış açısıyla yaklaşıyor ki zannediyor ki 3 tane platformu Türkiye'den kaçırırsam, eğer 3 tane platformu Türkiye'de engellersem, zaptu raptu altına alırsam bütün internet dünyasını düzenleyeceğim zannediyor. Ama bunun imkansız olduğunu tüm dünyada çok iyi bir şekilde biliyor. Sadece tarihe şu
kötü harflerle yazınırız. İşte gençlerin kendini ifade ettiği bir platform Türkiye'den çekilirse Adalet Kalkınma Partisi kendi karnesine bir antidemokratik uygulamayı daha yazar. Türkiye'nin dünyadaki itibarını da tekrar yerle bir etmiş olur. Değerli basın mensupları, iktidarın bu özensizce hazırladığı teklifi biraz önce de ifade ettim. Basitçe ne var bunda? Sadece bir temsilcilik oluşturuyoruz anlayışıyla basınla paylaştığını gördük. Bizlerle de bu şekilde paylaşmaya çalıştılar. Fakat Türkiye'deki yargının aldığı kararları incelediğimizde, yandaşa yapılan en ufak bir eleştiride karar alan hakimler, kendilerinden olmayanlara edilen küfürleri görmezden geliyorlar. Adalet Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanlarından, il başkanlarından seçilerek alınan hakimlerin aldığı kararlar, özellikle de görevini kaybetme tehlikesiyle korkarak aldığı kararlar bugün Türkiye'de ifade özgürlüğünün önünde çok önemli bir engel olmaya devam ediyor. Türkiye gitgide artan sansür olaylarıyla aslında sosyal medya platformlarında da değerlendirmelerde de çok eleştiriliyor. Size birkaç örnekten bahsetmek istiyorum. Twitter şeffaflık raporlarına göre Twitter'da kaldırma taleplerinin %74'ünün geldiği iki ülkeden biri Türkiye. VPN'in bile yasaklandığı bir ülke ülkemiz. Bununla birlikte Wikipedia'nın, YouTube'un yaklaşık 2,5 yıl kapandığını hepimiz yakından takip ettik. Engelli Web 2019 raporuna göre Türkiye'de 2019 sonu itibariyle 408.494 web sitesi, 130.000 URL adresi, 7.000 Twitter hesabı, 40.000 tweet, 10.000 YouTube videosu ve 6.200 Facebook içeriği erişime engelli. Peki pandemi sürecinde ne oldu? Pandemi sürecinde yalnızca 65 günde, ki biliyorsunuz insanlar zor zamanlardan geçtiler, sadece 65 günde asılsız ve provokatif olduğu iddia edilen koronavirüs paylaşımları yüzünden 10.111 sosyal medya hesabı incelenmiş, 1.105 kişi hakkında dava açılmış, 510 kişi gözaltına alınmıştır. Değerli arkadaşlar, TV'ler, gazeteler iktidar tarafından zaptı, rapt altına alınmış durumda. Yandaş olmayı kabul etmeyen kuruluşlar, televizyon kuruluşları RTÜK eliyle haksız, hukuksuz yere cezalandırılıyorlar. İktidar sosyal medyada da internette de kendi alo fatihlerini yaratmaya çalışıyor. Tek adam yönetimini eleştirmeyen, güvence altına alacak bir sosyal medya inşa etme çabasında. Amaçlanan bu tasarı muhalefetin sesini keserken diğer taraftan iktidara içi boş, övgü cümleleri sarf edilebildiği aslında bir alan yaratmak. Bu gayenin yegane sebebi ne biliyor musunuz? Aslında yerel seçimlerde fragmanını izlediğimiz AKP'nin seçim hezimetinin ve Erdoğan ve çevresinin de yaratmış olduğu korkudur. Yani yerel seçimlerde hep birlikte gördüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı Adalet Kalkınma Partisi'ni ve Erdoğan'ı rahatsız ediyor. Erdoğan ve çevresindekiler öyle bir dipsiz kuyunun içindeler ki yasaklarla bu dipsiz kuyudan çıkacaklarını zannediyorlar. Bu iklimi yaratan iktidarın ta kendisidir. Türkiye'nin sosyal medya yasaklarından, baroların bölünmesinden çok daha önemli sorunları vardır. Ama bunlara gözlerini, kulaklarını tıkayan iktidar ne hikmetse muhalif sesleri kısacak bütün çalışmaları en öne alıyor. Meclisi korona şartlarında
çalıştırmaktan geri durmuyor ama milletin gündemiyle de eşleşmeyen bu konuları her fırsatta meclis gündeminde hızlıca yasalaştırarak sonuca varacağını düşünüyor. Değerli basın mensupları, son olarak ifade etmek isterim ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu teklife hem komisyonda hem de genel kurul aşamasında sonuna kadar karşı olacağız. Elimizden geldiğince bu teklife karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. İtirazlarımızı her fırsatta dile getireceğiz. Türkiye'deki ifade özgürlüğünün önüne geçecek bu yasanın yasalaşmaması için elimizden geleni yapacağız. Bizim bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. 2017 yılında yasalaşan 56-51 sayılı kanun bugünkü düzenlemelerle vatandaşın üstünde Demokles'in kılıcı gibi sallanan bir internet kanununa dönüşüyor ve bu bütün aşamalarıyla göz önüne seriliyor. Bunun yolu özellikle de eğer biz özgür bir internet ortamı yaratacaksak, Türkiye'yi yatırımı teşvik eden, çeken bir ülke haline getireceksek, böyle antidemokratik uygulamalarla, internet düzenlemesiyle olmaz. Bizim bütün paydaşların katıldığı, muhalefetin dinlendiği, firmaların dinlendiği, akademisyenlerin dinlendiği bir düzenleme yapılmasıyla ilgili hiçbir çekincemiz yok. Ama tekrar ifade ediyorum, Adalet Kalkınma Partisi'nin bu kanunu vatandaşın üzerinde sallanan bir kılıç haline gelmiştir. Muhalefeti susturma çabasıyla hazırlanmıştır. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kanunun mecliste yasalaşmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Buyurun. Değişiklik önerisi olarak ne getirdi? Çünkü onların şöyle bir iddiası vardı. Biz bu kanunu muhalefetten de oy alarak uzlaşmayla çıkarmak istiyoruz iddiası vardı. Ne getirdiler size öneri olarak? Hiçbir önerileri olmadı. Bu kanunu tekrarladılar bütün maddeleriyle. Biz de bunun oldu bittiye getirilemeyeceğini, bütün paydaşların katılımıyla uzun süreli bir çalışmayla oluşması gerektiğini, bir istisnas komisyonu oluşturulduğu için artık çalışma yapacak bir ekibin de olacağını ve buradan uzun vadede sonuç alabileceğimizi ilettik. Onlar ama her madde için basitçe ne var bunda? Burada ofis kuruyoruz, burada unutulma hakkından bahsediyoruz gibi böyle özensiz hazırlanmış teklifi özensizce savunarak bizi ikna etmeye çalıştılar. Ama sorduğumuz birçok soruya, özellikle de teknik sorulara cevap bile veremediler. Buyurun. Musa Bey, eğer kanun yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi yoluna gidecek misiniz iptali için? Tabii ki biz bütün yolları sonuna kadar kullanacağız. Burada bu kanunun yasalaşmaması için, özellikle de Türkiye'de milyonlarca kullanıcının mağdur edilmemesi için, milyonlarca esnafın, KOBİ'nin mağdur edilmemesi için, Türkiye'nin itibarının bir dünyaya mal olmuş bir sosyal medya platformunun ülkeden çıkmasıyla zedelenmemesi için elimizden gelen mücadeleyi her platformda sürdüreceğiz. Bunun içinde Anayasa Mahkemesi seçeneği de var. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.